AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün MK toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili açıklamalarda da bulundu. Biliyorsunuz afet bölgesinde 10 il dahil edilmişti. O 10 ile bir ili daha ekledi Ömer Çelik. Elazığ'ın da o illere eklendiğini, 11 il olduğunu ifade etti. Afet bölgelerinde her işlemin hukuka uygun yapıldığını ve binalarda bütün delillerin toplandığını, toplanmaya devam ettiğini dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. yıl olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. Burada tabii ki ulaşılmayan yerler, sıkıntılar, aksaklıklar söz konusu olmuştur. Ve bunlarla ilgili olarak da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu 10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımızın hesabına yatırılmaya başlandı. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir binası hasarlı olduğu için yıkılacak. Hemen birileri açıklama yapıyor, kayıtlar yok ediliyor diye. Halbuki bütün kayıtlar dijital. Hemen bir infial oluşturulmaya çalışılıyor. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor. Çeşitli bölgelerde kiralara ve bir takım yiyeceklere, bir takım ihtiyaç malzemelerine, hatta çocuk bezlerine fahiş fiyatlarla zam yapıldığını ifade ediyorlar. Bunların hiçbirine müsaade etmeyiz. Bu bir yerde bir çorba satışının fahiş olarak yapılması karşısında hangi cezayı vermişsek daha etkili cezaları verecek şekilde mekanizmalarımızı işletiriz. Burada bu tip büyük afetlerle mücadelede en kilit kavram koordinasyondur. Bunlar tabii ki yardımları toplarlar. Bunların tabii ki denetlenmesi söz konusu olacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kuşkusuz sivil toplum örgütlerinin çabaları, bu gayretleri takdire şayandır. Bunlar arasında ayrımcılık olmaz. Hastanelerde gerek Aile Bakanlığımızın mekanlarında bu çocuklar, bu evlatlarımız koruma altındadır. Hiçbir şekilde bunların sahipsiz bırakılması ya da kendi başına bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.